Cin nedir? Cinler gerçekten var mıdır? Bu konu insanoğlunun eskiden beri en çok merak ettiği gizemli konular arasında yer almakta. Cin kelimesi örtmek, gizlemek anlamına gelen Arapça cenne kökünden türemiş bir kelime. Geçmiş çağlarda gözle görülemeyen varlıklara cin denilmiştir ve cinler hemen hemen bütün din ve kültürlerde mevcutlar. Pozitif bilimcilere göre cin gibi gözle görülemeyen varlıkların gerçekliğine şüpheyle bakılmaktaysa da ne kadarı gerçek ne kadarı psikolojik rahatsızlık sonucu görülen halüsinasyonların eseri bilinmez ama cinlere dair rahatsızlıklardan şikayet edenlerin sayısı hiç de küçümsenecek gibi değil. Ayrıca bütün kutsal kitaplarda cinlerden bahsediliyor olması cinler gerçek mi sorgusunun yapılmasına neden oluyor. İnanılsın ya da inanılmasın. Cinler ve onların kendilerine musallat olduğunu iddia eden insanların varlığı, toplumsal bir olgu olarak gerçek. Özellikle Orta Doğu'da, Sümer ve Babil kültürlerinde bu tür varlıklara dair inançlar çok yaygındır. İslamiyet öncesi Arap toplumunda cinler, Tanrı'nın oğulları olarak kabul ediliyor ve Tanrı ile insanlar arasındaki aracılar olduklarına inanılıyordu. Hristiyanlığa göre ise cinler günah işlemiş meleklerdi. İncil'de Nuh tufanı gelmeden önce bazı meleklerin Tanrı'ya isyan ettiği anlatılır. Bu meleklerin insanlarla ilişkiye girebilmek için gökte ait oldukları mekanı terk ederek insan bedenleri aldıklarını, Nuh tufanı gelince ise bu kez insan bedenlerini terk ederek göğe geri döndüklerini, fakat Tanrı'nın onları gökteki ailesinin içine almadığı gibi onların bundan sonra insan bedeni almalarını da engellediği anlatılmaktadır. Yani Hristiyanlığa göre cinler, Tanrı'ya isyan etmiş ruhi varlıklardır. Kendisini cin haline getiren ilk melek şeytandır. İncil onu cinler hükümdarı olarak adlandırır. Hristiyanlık inancında cinler kudretli varlıklardır. Bazı insanları aracı olarak kullanırlar. İnsanları aldatırlar ve iblis gibi yalan söylerler. Ayrıca insanlara zarar verebilirler. Hristiyanlıkta bir cin, hatta birçok cin bir kişinin içine girebilir. Bu cinler içine girdikleri kişinin içinden çıkarılabildiği için Hristiyanlıkta cin çıkarma olgusu mevcuttur. İncil'de falcılık, büyücülük, ruh çağırma, sihirbazlık, ölülerden medet umarak onlara yaklaşmak gibi faaliyetler cinlerle ilgili olarak görülür. İslamiyet'e göre cinlerin de diğer varlıklar gibi Allah tarafından yaratılmış ve onun emri ve idaresi altında olan varlıklar oldukları kabul edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette cinlerin yaratılışından, varlığından ve insanlardan önce yaratıldığından bahsedilir. Kur'an ve hadislerin bildirdiğine göre cinler, dumansız ateşten yaratılmışlardır. Maddi bir bedene sahip değildirler. Akıl, şuur ve irade sahibi varlıklardır. İnsanlar gibi Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlardır. Bazı açılardan insanlara benzerler. İyi veya kötü eylemlerde bulunabilirler. İnsanlar gibi yiyip içer, evlenip çoğalabilirler. Erkeklik ve dişiliklerinin olduğuna inanılır. Yani doğar, büyür ve ölürler. Fakat ömürlerinin insanınkine oranla daha uzun olduğuna inanılır. İslam dininde cinler de insanlar gibi inanan ve inanmayan şeklinde ayrılır. İnanmayan cinlerin sayısının daha fazla olduğu düşünülür. İnsanlar gibi ibadetle yükümlüdürler. İnanan cinlerin inanan insanlarla beraber cennete gideceğine, inanmayan cinlerin ise inanmayan insanlarla birlikte cehenneme gideceğine inanılır. İslam dinine göre cinlerin insan üzerinde bir yaptırım gücü oluşturması mümkün değildir. Yani cinlerin ve şeytanların insanın içine girerek onun irade ve kudretini elinden alması, onu istedikleri şekilde yönlendirmesi gibi bir şey söz konusu değildir. İnsanlar onlara kendi istekleriyle tabi olmadıktan sonra onların insanlar üzerinde bir etkisi yoktur. Cinler konusunda halk arasında yaygın söylentiler daha çok Babil, Asur, Yahudilik, Hristiyanlık ve Cahiliye dönemi gibi İslamiyet öncesinin çeşitli din ve kültürlerine dayanmaktadır. Ancak halk arasında asırlardır yerleşmiş olan bu hurafeler sonucu, halk dilinde Sara denilen hastalık, uyurgezerlik, zamanlı zamansız bayılmalar, uykuda kabus görmek, sıçramak ve konuşmak, sebepsiz asabiyet, hırçınlık ve daha birçok rahatsızlıkta, tıbbın çaresiz kaldığı bütün hastalıklar cinlerin eseri olarak görülmektedir. Bir yerlerden ses gelmesi, gece yatarken kapı çalması, ışıkların yanıp sönmesi, çeşmeden su akma sesinin gelmesi gibi birçok bazı olay da cinlerle ilişkili görülmektedir.
kişinin normal zamanlarındakinden farklı olarak durumunda alışılmışın dışında değişimler olması, kendi sesinden farklı bir sesle konuşması, yüz ifadesinin değişmesi, normalde olmayacak davranışlar sergilemesi, saldırgan, küfürlü bir tavra girmesi şeklinde ortaya çıkan ve etrafındaki herkese korku salan bazı psikolojik rahatsızlıklar da halk arasında kişinin içine cin girmesi ya da cin çarpması şeklinde yorumlanmaktadır. Psikiyatri doktorları halüsinasyon, şizofrenik ve psikotik rahatsızlıklar sonucu kendilerine başvuran birçok kişi içinden bazılarında işin içine bilinmeyen varlıkların karıştığını ve birçok olayda rahatsız kişinin görüp duyduklarını, aile fertlerinin de görebildiğini ifade ediyor. Yani sadece din adamları değil, psikiyatristler de cin ya da bilimsel ismiyle metafizik varlıklar olarak nitelendirilen bedensiz varlıklarla aynı dünyayı paylaştığımızı kabul ediyor. Ancak tespit edilip edilemeyecekleri konusunda oldukça şüpheliler. Bu da gösteriyor ki cinler asırlardır olduğu gibi gelecekte de gizemini korumaya devam edecekler. Videolarımın devamı için kanalıma abone olabilir ve diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.